Nasıl değerlendirin? Bence normal. Belki müşteri için normal olmayabilir ama bugün bir sanayiye düştüğün zaman bir araba parçası, yani bence çok normal. Çünkü sanayiye düştüğümüz zaman zaten bir aylık kazancımızı sanayiye veriyoruz. Ama belki yolcular değişik düşünebilir. Onu biz yani bir şey diyemeyiz. Bu akşam akaryakıta tekrardan zam gelecek. Bunun hakkında ne? Ya yazık. Millete de yazık. Bize de yazık yani. Uğraşıyoruz bak. Arabada iş yok zaten. İşleri tamamen durgun. Yani millet piyasada yok. Belki fındıkta, köyde, orada burada olabilir ama yani bundan sonra akaryakıta stop diyorum yani. Durması gerekir. Artık niye böyle ekonomiyi serbest bırakmışlar herhalde 3-5 ay. O yönden dolayı böyle zıplatıyorlar ama yazık günah. Bak ben devlet memuruyum, emekliyim. Hala çalışıyorum. 60 yaşında bize yazık günah değil mi? Abi normalde baktığın zaman dolmuşçuların zam yapması gayet normal bir şey. Çünkü mazotun da artışıyla beraber onlar da kendi ekmeğini kurtarıyor. Ama bir öğrenci açısından duruma baktığın zaman... Şimdi bunun okulu var, ekstradan dershaneye giden öğrenciler olsun dolmuşu sık sık kullanıyorlar ulaşım aracı olarak. Şimdi düşündüğün zaman bir Akçaba Trabzon dolmuşu 12 lira. Bunu günde 2 kere 3 kere kullanan bir insan en az 40 lira para vermek zorunda. Bunu aya vurduğun zaman yani bir insanın durumu yoksa bunu karşılayamaz. Yemesi, içmesi vesaire olsun sıkıntı yaşar. Yani normal bir şey aslında dolmuşçular açısından ama öğrenciler açısından baktığın zaman da gayet kötü bir şey oldu. İnşallah düzelir. Evet, bugün geldi zamlar. Yakıtlardan dolayı mecbur zam almamız gerekiyordu. Zam aldık. Vatandaş da anlayışlı. Teşekkürler onlara da buradan. Her şeyin farkındalar. Yani keşke mazuta bu şekilde zam gelmeseydi de bizim de zamlar yansımasaydı bize. Şu anki şartlar böyle. Umarım bundan sonrası için herkes için hayırlı olur. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Parası olan ödesin, geçsin. Vallahi daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bizim için de daha sağlıklı, daha iyi olmuş oldu. Dolmuş esnafı için. Dolmuşlara zam gelmesi, bizim zaten bunu bekliyorduk. Daha doğrusu cumartesi bize verilmişti daha doğrusu. Listelerimiz bize verilmişti, uygulamamıştık. Bugün itibariyle geçiş yaptık daha doğrusu. Şu anda işlerimiz fena gitmiyor yani, iyi gidiyor. Bakalım mazotun da biraz artması, bu yönde zaten vatandaşın da fazla bir tepkisi bu konuda olmadı. Yani bizim için de iyi oluyor açıkçası. Fazla bir uygulama olmadı herhalde otobüs fiyatlarını bilmediğimiz için. Böyle sağlıklı bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Zaten genel anlamda Türkiye pahalı. Her şey pahalı, hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Dolmuşlar da bunlardan bir tanesi. Benzine, mazota zam gelince dolmuşlar da ister istemez zam yapmak zorunda kalıyorlar. Yoksa zarar edecekler. Bizim için zor yani. Bir yerden bir yere gitmek, ulaşmak bir hayli zor. 10 lira. Bir dolmuş 10 lira. Bir hayli zor. Ama yapacak bir şey yok. Bu sıcakta yürüyemeyeceğimize göre... Mecburen dolmuşa binmek zorundayız arkadaşlar. Yapacak çok fazla bir şey yok. İyi gelmiş, az gelmiş. Her şeye zam geldi. Sadece dolmuşa gelmedik. Bir ekmek bir dolmuştu. Bir ekmek 15 lira, bir dolmuş 15 lira. Daha öncelerden iki ekmek parasına yolcu götürürdük biz. Şimdi bir ekmeğe düştü. Bana sorarsan ben de dolmuşçuyum. Milletten duyduğum sıkıntıları söyleyeyim. 16,5 lira olmuş, 30 kilometrelik bir yol. Bunun yani ne bileyim önceden bir yolcu aldığın zaman arabanın bir mazotunu karşılıyordu. Şu anda 10 kişiyle beraber gittiğin zaman aşağı boş döndüğünü karşılamıyor. Arabanın yani bir tamire gittiğin zaman veriyorsun 10 milyar lira, 20 milyar lira. Önceden böyle değildi. Önceden bir dolmuştan ben 23 sene önce yaptığım zaman bir kişiyi aldığım zaman araba en azından bir kişi yana gidip bir kişi bu yana geldiğim zaman arabaya da bir kişi kalıyordu. Yani zam gelmeye bir şey yok ki. Her şeye zam geliyor. Sadece dolmuşların yapılan zammını göz önüne almayın. Türkiye'nin ekonomisi zam üstüne kurulmuş. 600 milletvekilinin işte onca bürokratın kalkınması için milletin sırtına yüklenecekler. Başka bir şey yok. Vallahi vatandaş için iyi olmadı ama yani dolmuşçular için de başka bir şansı yoktu. Mecburen zam yaptılar. Ama yani vatandaş için iyi bir şey olmadı.